Selam arkadaşlar, Paladins'in yeni bir şampiyon tanıtımı, DC dizilimi ve oynanış videosuna hoş geldiniz. Hasarcıların artık son iki karakterine geldik. Bu bölümde Majesteleri Bomb King var. Evet arkadaşlar, Bomb King hasarcılarda ki oynayabileceğimiz artık son iki karakterden biri. Silah üstadı Tiberius kaldı sona. Bomb King elinde bombalar olan, boyna rakibi yapıştıran, sınırsız bombalar atabilen ve ondan sonra bombaları patlatabilen psikopat bir abimiz. Göreceksiniz. Kraliyet işleri diyor. Yapışkan bombaların patlamalarını %20 arttırır. Bunu açıyorsunuz. Zincirleme takip bir patlat. Kullanımında birden fazla yapışkan bombayı da vurmak. İlkinden sonraki her patlamanın hasarını taban hasarın %30'u kadar arttırır. Bu en fazla %150 olabilir. Böyle gidiyor. Hızlandırıcıda aksi bombanın, yani büyük bir bomba atıyoruz. Geç patlıyor. Onun daha az patlamasını yoruyor. Buradan hızlıca çarptım. Kuşatmaya girdim. O yüzden böyle rahat rahat anlatıyorum. Team Deathmatch olduğunda çok hızlıca oyuna giriyor. Burada ben tabii ki patlama alanının amına koyayım. Yapışkan bombayı diyor zaten. Sağ tuşumuzu geliştiriyor. Bu da Q'muzu. Normal patlamalarımızı bu yapıyor. Zincirleme takı daha iyi. Destek izimini tabii ki sona bırakacağız. Şöyle gidelim. Yürüyün beyler. Majesteleri is coming. Yürüyün lan. Şöyle aksi bombamızı atalım kocaman. Bayağı geç patlıyor. Bombalarımızı şöyle yere dizebiliriz ve patlatabiliriz onları. Şöyle bombaları atıyorsun, patlatıyorsun. Bu adamın olayı bu. Kafama yandım, mermi geldi. Hangi şerefsiz vurduysa beni, onun ben amına koyayım. Yani böyle bombayı atıyorsun, uzun cana bekliyor. F'de böyle geriye doğru patlatan bir bomba. Şöyle diziyorsunuz. Bayağı çok güzel yani, dizebiliyorsunuz yere. Tabii ki rakibe yapıştırdığınızda da böyle adam bir anda yamulabiliyor yani. Adamın geldiği içime doğru demeyeceğim. Rastgele oldu birazcık, herif uçtu ama. Böyle güzel bir abimiz. Atıyoruz şöyle. Ultisi de kendini kocaman bir gülleye dönüştürüyor ve o gülleden sonra da işte şöyle oluyor. Bombamızı atıyoruz. Bombaya dönüşüyoruz. Allah'a emanet, çekilin önümden manyak bir. Allah, dönemedim. Dönemedim Allah aşkına. Çarp çekleri yok mu bu memlekette? Yine bomba ultim boşa gitti. Almanızı atayım ben sizin. Adam uçtu beyler. Gerizekalı. Kıçına soktu. Böyle bir abimiz yani genel olarak. Aslında zevkli bir karakter. Q'su işte büyükçene bir alanda patlıyor ama çok geç patlıyor. Ama patladığı değil diye herkesi stunlıyor. Faze işte kendinize dahil yakınındaki patlama alanındaki herkesi uçuruyor böyle. Sağ tuşu da sadece attığınız bombaları patlatmaya yarıyor yani arka arkaya öyle. Arka arkaya bombayı atıp patlatabilirsiniz böyle hızlıca. Sınırlaması yok yani. At patlat, at patlat havadan hızlıca. Çünkü elinizden bomba çıkar çıkmaz sağ tuş boşa çıkıyor. Ultisi de işte kendini topa dönüştürüyor. Bayağı güzel bir patlama yapıyordu ama ben gösteremedim. Çünkü yakında hiç düşman yokmuş şanssızlığıma. Hadi gençler hadi. Hızlıca işimize bakalım. Al sağ bomba. Lan çatıya attım bombayı. Onu da çatıya attım. Al sana bir popa. Adam ulti açtı. Help. Dedim ama herif ulti açtı diye. Kardeş adam arkamda. Lan. Bombaya dönüşelim artık. Allah aşkına biri gelsin de öldüreyim ya. Kiner sağ ol. Kendi kalkın ol. Böyle. Adam uçtu. Ultisini tabii ki boşa attık. Amcamız geliyor.
gelemedi. Tabii ki bombalar size de hasar veriyor. Öyle bir ayar da var. Şuna bir bomba atalım. Gelen giden olur belki. Şöyle bombalayalım. Adam uçuyor. Sakin hayvan. Biraz sakin hayvan. Topa dönüşelim ve bu memleketi yakalım. Tabii ki adamları yan yana yakalarsanız şöyle yani. İşte kabum yaparsınız dedim buydu. İkisinin de pekmezini akıttım son anda. Çok zevkli bir karakter. Tabii ki ildirmek için önemli yapışkan bombaları. Yani normal bombalarınızı. F'niz zaten duruyor. Sizi de öyle. Böyle bazı haritalar bildiğiniz gibi kenarları boşluk oluyor. Yani kendinizi de öldürebilirsiniz onunla. Neyse bir hızlıca inceleyelim. Yapışkan bomba. Her 0,7 saniyede yüzeylere ve düşmanın şampiyonları yapışabilen ve patlatılan bir yapışkan bomba fırlat. Maksimum 6 cephane sahiptir ve 500 birim menzile sahiptir falan filan diye öyle bir şey veriyor. En fazla 2 falan. Patlat bu zaten normal saldırıyı sol tuşu etkinleştiriyor sağ tuş. Yapışkan bombaları patlatarak patlama başına 850'ye kadar hasar ver. 1,5 birime kadar tam etkili 11 birime kadar özellikle düşmanları vurur diyor. Aksi bomba işte bir yüzeye vurunca kızgınlaşarak 3 saniye sonra patlayan bir aksi bomba falan 800 hasar verir ve 2 saniye boyunca düşmanları seslendiriyor. Kızıl bombada işte attığımız şu ufak herhangi bir yüzeye yapışabilen dengesiz bir kızıl bomba fırlat. Bu patlayınca düşmanları 150 hasar verir. Seni ve düşmanları bayağı bir geriye fırlatıyor. Kral bombada saltanatını açığa çıkar işte açıklama yapmışlar. 5 saniye boyunca top olarak dolaştığınız kitle kontrollere karşı dokunulmazlık kazandınız ve patlama alanındaki duran herkese 2500 koyan kocaman bir bombaya dönüşüyorsunuz. Bayağı güzel. Kabiliyetlerine bakalım. Burada dediğim gibi en temel özelliklerinizi zaten güçlendirdiği için zincirleme tepki en iyi özellik burada. Patlamalar arka arkasına, yapışmalar arka arkasına oldukça bombaları birikmiş özellikle arttırıyor. Ha, kraliyet işleri dediği de şu yapışkan bomba bizi ve herkesi havaya uçuran o bombanın patlama alanını %20 daha da arttırıyor. Yani daha geniş patlama. Hızlandırıcı da aksi bombanın, şu büyük bombanın patlama hızını %40 daha azaltıyor. Daha hızlı patlatıyor yani öyle. Kart dizimine baktığımızda Bomb King'in aksi bombanın bekleme süresini, yani şu büyük bombamızın bekleme süresini 2,5 saniye azaltmışız. 3 vererek. Kızıl bombanın geri itme etkisini %60 arttırıyor. Arttırmışız ve kızıl bombanın herhangi bir yüzeye temasla patlasın diyor. Yani hiç şeye gerek olmadan bence de en güzeli attığımızda direkt patlıyor. Kendimiz için de başkası için de aslında şey olabilir ama o da birazcık dengeli atışa bağlı. Yapışkan bombalarıyla kendine verilen hasarı %60 azaltıyor. Sonuçta bombalarımız kendimize de hasar veriyor. Bir öldürücü darbe vurduktan sonra aktif bekleme süremizi %60 azaltıyoruz ve maksimum cephanemizi 2 arttırıyoruz. 6 tane bombamız mı ne var demişti jarjörümüz. Biz 2 arttırarak 8 yapmışız. Evet arkadaşlar, Bomb King'de böyleydi majesteleri. Hasarcıların sondan bir önceki karakteri, bir sonraki bundan hemen sonra göreceğiniz sizin videoda. Gene karanlıklar içinde olacağız ama mecburen arka arkaya şey yaptığım için şu aralar birazcık yine sıkıntılı bir daha doğrusu sıkıntı demeyeyim de sıkışık bir döneme denk geldiğimiz için böyle yapıyorum. Diğer bölümde de, bundan hemen sonraki göreceğiniz bölümde de hasarcıların son karakteri, şu an oyundaki de artık son karakter olan Tiberius'u bitirmiş olacağız. Sonrasında belli bir birkaç gün arayla, bunları arka arkaya izleseniz de birkaç gün ara verecek olabilirim. Vurkaşçılar eksik olanları da tamamlayacağım. Dediğim gibi kanalda şu an 23 video var, 20 eksik karakter tanıtımı. Hasarcıları böyle bitiriyorum, 11 tane hasarcı eksikmiş. Bomb King bunların 10.suydu, Tiberius 10.su ve sonuncusu olacak. Geriye kalan 26 karakterin 11'i işte hasarcı, 15 karakter kalıyor. Büyük bir ihtimal vurkaşçılardan 3'er 5'er tane öyle dağılacak. Neyse arkadaşlar, bu bölümü de burada noktalayalım. Yanlış çıkan videoya tıklayarak diğer videoya gidebilir. Buradan da kanal olabilirsiniz. Bir sonraki Paladins'in şampiyon tanıtımı DC dizimi videosunda görüşünceye kadar kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.